Başka soru var mı? Hayır, elini açıyorsun da sor da söylüyorum işte sana yani. Ha ne elini açıyorsun? Ben de sana söylüyorum, cevabını söylüyorum. Ben de sana cevabını veriyorum. Siz soruyu sordunuz, cevabını verdi hoca. Tamam, sakin ol. Bu ne el ne ya? El ne? Bu ne bu? Cevaptan tatmin olmadın mı? Hocam tamam, soruyu sordunuz, cevabı aldınız lütfen. Tayfun Bey buyurun, siz sorunuzu alıp bir gösterir misiniz? Ya ne bakıyorsun kardeşim? Hocam sen cevabı dinlesene. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ya tamam, siz soruyu sordunuz da. Ben bir şey yapmayayım, ne yapayım ben? Kapatayım mı? Çok. Շատամ փոփի դրանք քնտրեցին, շատամ փոփի, այսինքն բառացիորեն չթարգմանվի, քնտրեցին որ ընդհանուր ամփոփի ուղակի թարգմանիչը պատասխանը։ Պարոն Թեմ պատասխանեց, որ հարցը մարզադաշտի ցողները պատրաստել էին նվեր, սակայն իրական նվերը այսօրվա խաղ։ Միտա տելեֆոն չլսա, կալկարեմ։ Ասի դինջ դաշտես դժգոհա, որ մոմենտ, գոչը։ Միտա տելեֆոն չլսա, կալկարեմ։ Ah, խնդրում ենք անջատել բջային հեռախոսներ։ Ben size saygı gösteriyorum. Baştan da söylemişler de size. Դուք ասեցիք, դաշտից ինչ դժգոհ է, խաղա դաշտից։ Հիմա հասնեմ իրան, թե դա ձեր հարցեր հայկական կողմը դեռ չի տալիս, վերջում միայն, միայն վերջում։ Այսուհետ հայկական հավաքականին հաջողություններ եմ մաղթում։ Onlar da en iyi şekilde mücadele ettiler ama kazanan bugün biz olduk. Bu futbolda var. Նա շատ լավ պայքարեց, սակայն մենք հաղթեցինք, դա ֆուտբոլ է։ Ben size söylemiştim. Yezdez bu şart söyledi. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir algı operasyonu oluştu. Bu sahanın içerisinde de 23 Nisan kutlamalarını yapabilecek çapta, yaşta çocuklar mücadele ediyor. Siz bu çocukların emeği üzerinden kalkıyorsunuz, bir kumpas hareketi oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar, bizim mazimiz temiz. Bir lira, bir kuruş, bir gol, bir puan. Allah bana yaşatacaksa haram zıkkım olsun dedim. Geldiğim andan itibaren aynı şeyi söylüyorum. Bu emek bu kadar basit çalınmaz. Çalınmamalı. Çalınmamalı. Allah bana yaşatacaksa yaşatmasın. Ayıptır ya. Bu çocuklar alın teri döküyor, alın teri. Siz kalkıyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Yazık, günah değil mi? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Bu çocukların üzerine, bizim üzerimize kahpece plan yapmasınlar. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacağız da onlara inat olacağız. İlk defa söylüyorum bunu. Yazsınlar, altını çizsinler. Ama bu çocuklar üzerinden plan yapmasınlar. Bizim üzerimizden yapmasınlar. Kendileri biliyorsa o işleri onlara yakışır. Yapıyorlar da. Helali hoş olsun onlara. Ama çok yakıştırıyorum. Hepinize saygı sunuyorum. İyi akşamlar. Sahada Osman Ispor'un kazanmasını engelleyen bir hakem vardı. Çok net bir şekilde söylüyorum. Özellikle göstermiş olduğu kırmızı. Neyi gülüyorsunuz? Yanlış bir şey mi söyledim? Terbiyesizlik yapmayın ama. Siz de hareketlerinize pardon, dikkat edin. Benim söylediğim şey siz gülemezsiniz. Hocam, güleceksen dışarı hocam, çık git. Hocam tamam. Pardon, bir gülemezsin. Dakika. Yapmıyorum basit toplantısı. Hocam. Değerlendirme yapmayacağım. Değerlendirmeyi bence Merkez Hakem Komitesi mi kimse onlar yapmalı. Bir de Fırat Aydınus yapmalı yani. Değerlendirmeyi onlar yapmalı.
Böyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi yani. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı. Bugün hani bardağa taşınan son damla. Ben biraz evvel gördüm, stadı terk edip gidecektim orada. Böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar işkence olamaz yani. Haftalardır hep işimize atıyoruz, her şeyi içimize atıyoruz. Hep eziliyoruz. Bütün Fenerbahçeliler de bunu dinlesin artık, yeter. Söylenecek bir şey yok. Ne maçı değerlendirmesi, ne sezon değerlendirmesi. Ceza bitmedi yani. Bir ceza var. Kim verdi bu cezayı bilmiyorum. Bir ceza var yani. Çok net gözüken o. İnanın bana, maçı terk edip gidecektim orada. Yani maçı, sadece maçı değil, futbolu terk edip gitmek istiyor insan. Yazıklar olsun ya. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Fırat Aydınus'un da ben çok net söylüyorum, ön yargılı olduğunu düşünüyorum. İyi bir hakem olabilir ama ön yargılı. Ön yargılı da iyi hakem olunmuyor maalesef. Böyle bir şey olamaz. Bir takımın, hele büyük bir takımın kaderiyle böyle oynanamaz. Ayıp. Ayıp. Hocam, yazıklar olsun. Hocam. Musa. Kardeşim bak, bu ter. Ter bu, ter. Hocam neye isyanınız ne hocam? Lan maç bitti, isyan neye? Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskı yiyoruz olabilir ama daha neyi oynatıyorsun? Saatik mi veriyor? Kardeşim, geçen hafta İsmet Arzuman maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Yavuz alsın kaseti. İsmet Arzuman'ı izlesin. Şimdi de bu. Ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne yani uzatıyorsun? Ayıp. Hocam kasıt mı var? Bir hata mı var? Ne yapıyor kardeşim? Golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor?